Yaşadığımız gerçekliğin yani, adı da bu. Size soruyu görevden alınır mı diye son derece konsantre biçimde sormak isterim. Yani hissiyatımı sorarsanız bu kadar olayın gündeme gelmesi iktidarın haberi olmadan olma şansı yok. Yani kendi kalelerinde açık vermemek için çok itinayla siyaset yapan adamlar Merkez Bankaları Başkanı'nı bu duruma düşürmezler. Yok tokat atmalar, pirzolalar, babası oturuyor makam yapmış falan. Bunların tokatlamalar. Bizim bunları öğrenmemiz garip. Normalde bu açın bize verilmemesi lazım. Muhalefet televizyonlarının bunu tartışmaması lazım. Kendileri tartışmıyor ama bu tarafın tartışmasını da engellemiyor. Bakıyor. Demek ki gözden çıkarılmış. Ben onu görüyorum. Ama bu gözden çıkarma hemen mi görevden alma olur? Belli bir süre kullanıp sonra mı görevden alır? Onu bilmiyorum. Ama yerine Cevdet Akçay'ın ismi geçiyor. Ben bir iki kez kendisini keynote speaker olarak dinlemiştim. Gerçekten evet. Çok işin ehli bir insan belli ki. Doğru isim mi peki sizce yerine gelmesi ya, için? Bizim Merkez Bankamızda eğer liyakat temelli baksalar o kadar kıymetli adamlar var ki. Hem orada çalışan hem oradan ayrılmış pırlanta gibi adamlar var ya. Yani bizim Amerika'dan birini getirmemize gerek yok zaten. Hangi akılla bu işe girdiler, böyle bir hareket yaptılar belli değil. Türkiye'ye faydası oldu mu dersen 6 ayda. Yani onun şu ana kadar yaptıklarını herkes yapabilirdi. Biraz Merkez Bankası'nın içinde üst düzeyde çalışmış, çekirdekten gelmiş kimi koysan faizleri 9,5'tan 42,5'a getirir. Para getirdin mi? Yok. Yatırımcı getirdin mi? Yok. Ama bu da herhalde onun suçu değil. Yani hayır, getirememesi de onun suçu olmasa gerek. Bir de Merkez Bankası görevleri arasında mı bu demek istediniz aslında? Yani baktığınız zaman ama. Ay, gelen kişi de Merkez Bankası kültüründen gelen biri değil. Amerika'da bir bankada üst düzeyde çalışan bir adam Merkez Bankası'nın zaten formasyon olarak birebir uygun da değil. O bambaşka bir şey. Çok yani güzel. Şimdi sen ne bileyim kanserle ilgili okumuş bir adamı getiriyorsun. Merkez Bankası'nın arka kapısından dolar satmayı öğreneceksin. Yani Bunlar ayrı bir uzmanlık sonra alın ister yani. Sonra ben şeyini okudum. Bunlar yaşayarak öğreniliyor bence. Okulu yok onların. Röportajını okudum örneğin şeyde Ahmet Hakan'da. İşte Cumhurbaşkanı'na sundum. Bize 3 tane alan verin şahlandıralım Türkiye'yi falan. Ne alaka? Yani sen kalkınmayla DPT müsteşarı mısın? 3 tane kritik kalkınma modeli bulacaksın da ülkeyi o alanlarda şahlandıracaksın. Merkez Bankası'yla bunun bir alakası yok. Yani kendisi de tam görev tanımının farkında değil. Şimdi yani farklı size şey olarak gelmiş. Hocama bir soru daha sorayım. Karadeniz'de petrol yeniden bulunur mu gaz? Ya da Gabar'dan çıkacak petrolle ilgili bir haber bekliyor musunuz seçime kadar? Ya şimdi ben şöyle söyleyeyim. O haberlere pek ihtiyaçları kalacak gibi görmüyorum. Değil mi? Geçen seçim vardı ihtiyaç. Şu anda rahatlar. Yani bu İyi Parti ve konuştuk şu anda operasyonları... Onları bence rahatlattı. Tüm ya ittifakın dağılmış olması tabii. Muhalefette aslında seçim sonuçlarını bize gösteriyor öyle. Gibi. Ha burada tabii Ekrem Başkan'ın da bir hatası var. Onu unuttum söylemeyi. Ya ötekileri o kontrol edemez. Ama kendi kontrol edebileceği bir alan vardı. O da İstanbul'un 39 ilçesine belirlenecek olan CHP'li adaylar. Orada bir gücü var. Yani Özgür Özel'le oturup ya arkadaş benim burayı kazanmam lazım. Bu 39 ilçeye öyle zıpkın gibi adamlar koyalım ki her biri o ilçede böyle oyları bizim için yukarı çeksin. İl genel meclislere daha çok adam sokalım. Tabii. Oyları arttırsın falan. Ben orada sükut hayale uğradım ya. Yani o da gitti ötekiler gibi. Kemal Bey'in yaptığı gibi. İşte askerleri dizeyim burası benim alanım olsun. Oy getirmesi önemli değil sözümden çıkmasın falan. Abi senin öyle bir lüksün yok. Sen o 39 ilçeye en oy getirecek adamları dizmezsen, oralarda oylarını vasata indirirsen, sen kendi isminle sadece işi götürmeyi düşünüyorsan orada sıkıntı yaşarsın. Yani kendi bürokratlarını belediye başkanı yapıyor. Ya senin o bürokratın koyuyor oraya buraya. Yani şimdi o adamı o ilçede tanımazlar ki. A ben seviyorum. Bürokratım iyi çalıştı. Tamam bürokrat olarak sen başkan olunca tekrar yanında tut. Ama onu sen o ilçeye, bu ilçeye gönderirsen ya Eyüp'e gönderiyorsun. Eyüplü kim bu adam diye bakıyor. Eyüp'ün sokaklarını bile bilmiyor. Adam orada nedir? Bürokrat olduğu için.
Kaybedersin o zaman. Şimdi bu sağlıklı bir yöntem değil. Yani tek ona dikkat etmesi lazım. Peki. Bari kalan 20 tane falan bir ilçesi var. Oralara bari parlak isimler koysun. Yani çok kıymetli adamlar da var. İşte Nasuh Maruki var Beşiktaş'ta. Evet. Yani tabii tabii Nasuh Bey'in aday gösterilmesi Beşiktaş'a da pırıl pırıl adam koymuyorlar. Ya işte koymuyorlar neden biliyor musun? Son yani, bir cümle olsun. Tabii ya işte Türkiye'nin siyaseti burada sıkışıyor. Abi onu koyarız parlar. Bir dönem sonra İstanbul'a aday olur. Oradan rakip olur. Aman abi bastıralım. Tanınmayan, kontrol edeceğimiz adamlar. Ufak olsun küçük benim olsun. Küçük olsun benim olsun. Küçük olsun dedikçe CHP küçük oldu. Hep onların küçük CHP'si oldu. Böyle kaldı. Şimdi de diyorlar ki ne yapacağız? İşte böyle köşeye sıkışır.